Arkadaşlar gemide olduğumuz için telefonumuz uçtu. Yani sandalyenin üstünden çekiyorum, oraya koydum. Yani uzak doğuda da burada da işte eyalet sistemi var arkadaşlar. Eyalet sisteminde de Amerika'daki gibi 16 tane eyalet var Malezya'da. 14-16 mı tam hatırlayamıyorum. Orada kalmıştık. Her eyaletin de şeyi farklı, yönetim sistemi farklı. Merkez bir sistemden yönetiliyormuş ve Türkleri inanılmaz derecede seviyorlar. İnanılmaz bir Türk sevgisi var. Hükümete karşı inanılmaz bir sevgileri var arkadaşlar. Tayyip Erdoğan'a karşı inanılmaz sevgileri var. Yani buranın devlet yönetimiyle Türkiye'nin devlet yönetimi bir. Yani çok detaya girmek istemiyorum. Türkiye'de neler oluyorsa burada da aynısı oluyor. Siyasi anlamda da hareketler aynı. Yöneticiler de aynı. Buradaki görüştüğümüz kişiler şunu söylüyor. Tayyip Erdoğan'la alakalı bütün Müslüman birliklerini, Müslüman ülkelerini lideri pozisyonunda görüyorlar artık. Ve işleyiş, yani devletin işleyiş şekliyle Türkiye'deki bizim topraklarımızdaki işleyiş şekli aynı. İşte rehberlerle görüşüyoruz, vatandaşlarla sohbet ediyorum. Turdaki, gemideki yabancılarla sohbet ediyorum. Buranın halkıyla sohbet ediyorum. Türklere inanılmaz bir sevgileri var. Biz yine konumuza geçelim. Köpeklerle, kedilerle, hayvanlarla alakalı. Şimdi arkadaşlar bu turu bitirdikten sonra da işte Phuket'e bakacağım. Tayland'a bakacağım. Oradaki olaylardan sonra Çin'e, Tokyo'ya, oralara da baktıktan sonra Avrupa'daki, şimdi Avrupa'da gezmediğim ülke kalmadı. Avrupa'yı tamamen bitirdik arkadaşlar. Uzak Doğu'yu da bitirdikten sonra yani bu sistem nasıl oluyor da bu sokak hayvanları nerede, nasıl sokakta değil, nasıl bakılıyor, onlara nasıl bir sosyal hayat, nasıl sosyal bir yaşam sağlanmış, nasıl bir sevgi ve önlem alınmış. Bunlarla alakalı çalışmalar yapacağım. Meclise sunacağım. Bakanlıktaki arkadaşlarımıza dile getireceğim. Oda başkanlarımızla paylaşacağım. Çünkü bizler hekim olarak kliniklerde şunlarla çok sık rastlıyoruz artık. Yani bir telefon, sokak köpeğine araba çarpmış, ne yapmalıyız? Biz de hekim olarak vicdanlıyız. Getirin diyoruz, acil müdahalesini yapalım diyoruz. Ama bir artık fiyatların inanılmaz artması, aldığımız antibiyotik, aldığımız vitamin, aldığımız platinler, plakalar, anesteziler, yani bunlar inanılmaz pahalı olduğu için artık biz de bir şeyler yapmak istiyoruz ama bazen yapamıyoruz. Belediyelere yönlendiriyoruz. Orada hizmet almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Yani bu tabii sokak hayvanlarının çoğalmasını bir şekilde durdurmak lazım, engellemek lazım, sırlaştırmak lazım. Bunların önlemi alınması lazım bence. Ama çevre ve şehir planlamacılarla şunu konuşmak lazım. Tabipler Oda Başkanı'yla da görüşeceğim Antalya'da. Şimdi bir ekosistem var. Ekosistemde bir canlı popülasyonu var. Burada kedi ve köpeklerin şehirler içinde barınaklara toplanması, kısırlaştırılması, sokaklarda olmaması ekolojik sistemde nasıl bir dengeyi bozar? Bunu hayvansever derneklerle, platformlarla paylaşacağım. Yani olması mı, olmaması mı? Yani hayvansever dernekler benim için çok önemli şu an. Çünkü onlar bu konuda daha detaylı çalıştıkları için biz hekimlik olarak gözümüzü kapattık. Biz her türlü ameliyat yapabilecek profesyonellikteyiz artık. Onlar da hayvanların tabii gerçek olan dernekler, gerçek olan platformlar, gerçek olan birlikte, yani hayvan sevgisi olan bunları kişisel menfaat kazanca çevirmemiş olan dernekler var veya gruplar var. Onlarla paylaşıp onları araştırma konusu yaptırmak istiyorum. Veya tıp fakültesindeki veya veteriner fakültesindeki arkadaşlara bir test konusu hazırlatmak olması gerekiyor bence. Bunu veya bakanlığın. Yani Türkiye'de sokaktaki kediler ve köpeklerin Avrupa'daki gibi, işte Singapur'daki gibi, işte Vietnam'daki gibi atıyorum veya işte atıyorum Malezya'daki gibi olmaması mı doğru olan, yoksa olup bakımları yapılıp kısırlaştırılıp yine sokaklarda, caddelerde, ekolojik sistemin içinde olmaları mı doğru olan? Yani buna da bir net bir çözüm bulmak lazım bence.
Sonuçta onları bir yere toplayıp sosyal alan yapıp onları orada yaşamlarını idame ettirmeleri mi, ettirmemiz mi doğru, yoksa caddelerde gezip araba çarpıyor, işte motor çarpıyor, tecavüze uğrayanlar var, kesenler var, işte cani satanistler var. Yani bu şekilde caddelerde ve sokaklarda olmaları mı doğru? Bununla alakalı, çünkü çok ince, hassas bir konu. Buna bir çözüm bulmak lazım arkadaşlar. Birkaç ülke daha gezdikten sonra bu konuyla alakalı ciddi bir şekilde çalışacağım. Sizlerden de destek isterim. Yani yazabilirsiniz yorumlara. Bulunduğunuz ülkelerde, çıktığınız ülkelerde şunu diyebilirsiniz. Atıyorum, şu ülkeye gittim, burada da Türkiye'deki gibi çok fazla sokak köpeği var, sokak kedisi var diyebilirsiniz. Veya şu ülkelere gittim, bizim gitmediğimiz muhakkak ülkeler vardır ve eyaletler vardır. İşte orada hiç yok. Avrupa'daki gibi, işte bu ülkelerdeki gibi hiçbir şekilde sokak hayvanı yok diyebilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Biz de ona göre çalışmalarımızı daha da düzenleriz. Doğru bir yolda yürümeye çalışırız. Bizler de sizin söylediğiniz ülkelerde bir araştırma yaparız. Aa, evet, şu ülkenin, şu eyaletinde veya şu ülkede gerçekten sokakta hayvanlar yok. Bunu da yazarız notlarımıza, araştırmalarımızın sonunda sizin söylemlerinizle beraber. Toparlarız arkadaşlar ve çözüme gitmek önemli olan. Buradaki videomun başında ve kanalındaki en önemli şey, tabii ki evlerde beslediğimiz köpekler çok kıymetli ama bir ondan daha da kıymetli olan sokak hayvanlarımız var. Yani bunlar için mücadele vermek gerçekten çok önemli. Bunlarla alakalı neler yapılabilecekse onun için adım atmamız lazım. Klinikler, belediyeler, bakanlıklar, tarım, ilçe, il gibi, Orman Bakanlığı gibi. Bunları çözmemiz lazım arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Hava çok sıcak burada da. Çok fazla rutubet, çok fazla nem. Aşırı bir sıcak var. Küçük bir tatil ve asıl gelme sebebimiz buradaki doğayı, yaşamı ve insanları tanımak. Yaşam tarzlarına bakmak, kendimizle bağdaştırmak. Mesela gemide, hatta kısa bir konudan bahsedeyim size, farklı bir şey ama bizler de bunu yaşayacağımıza inanıyorum. Geminin içinde bir firma, ismini hatırlayamıyorum, robotik, şu an araçların fabrikalarında da olan robotik kollar, şu an inşaat, üretim, malzeme sektörlerinde de kullanmaya başladılar. Burada robotik bar var mesela. O reality worship paylaşımlar var ya, orada paylaşacağım o videoyu da kısa videolarda. Şöyle bizler de sanki bir 10 sene sonra, 15 sene sonra ya da 20 sene, yani çok uzun olmayan zamanlar, zaman dilimi içinde bizler de bence şey yapacağız, robotik sisteme geçireceğiz arkadaşlar. Yani bizler de yanımızda belki çalışan asistanlar şey olacak. Robotik olacak. Yani mesela asistana pens ver, işte burayı temizle, ondan sonra işte makası ver, işte şu dokuyu pensle tut dediğimiz şeylere, belki muayene masaların önlerinde 4-5 tane kol olacak, kodlayacağız sesle, nasıl telefonlarımızda diyoruz da şu kişiyi ara dediğim zaman tık arıyor, işte lateral dokuyu tut diyeceğiz mesela, ya da işte dorsal bölgedeki şunu, yani artık nasıl bir yazılım yapılacaksa robotiklere sesle, ama hayatımız biz yaparken bizim bulunduğumuz, çalıştığımız alanı şeylerle, robotik kollarla bize destek olacak, bu şekilde bir çözüm olacağını inanıyorum. İlerleyen dönemlerde de, yani bir sonraki dönemde de bence birçok tümör ameliyatını biz girmeyeceğiz, biz sadece takacağız gözlüklerimizi kameradan, operasyonun gidişatını sesle robotları kullandırtacağız. Diyeceğiz ki işte şuradaki dokuyu şu bölgeden kes, şuraya pansla sıkıştır, şunu şöyle yap, bunu böyle yap, ameliyatı sesle yönetebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şehri gezdikçe, ülkeleri gezdikçe insanlar artık robotik sisteme geçmeye başlamış birçok yer, sektörlerde. İlerleyen dönemde veteriner hekimlikte de, tıpta da artık robotik daha da artacak. Zaten insanlarda robotik ameliyatlar var ama
Biz bunu kendi sektörümüze, veteriner hekimlikte de ben bunun da geleceğine inanıyorum. Çok uzun olmayan zamanlarda. Artık insanlar şeye alıştı, yani robotik kol artık normal, atıyorum elektrikli araçlar normal. İşte dronlarla, Dubai'deyken 2015'te daha drone ne olduğunu bilmeyenler vardı Türkiye'de veya dünyada, ama daha yeni yeni çıkacaktı 2015'te, 2014 yazında, öyle söyleyeyim, 2014'te. Dubai'deki polisler, biz oradayken artık drone'la uçarak hareket edeceklerdi. Yani onun şeyleri onaylanmış, vizyonu da gösteriliyor, testleri yapılıyordu ki kısa bir zaman içinde, şimdi Dubai'de drone kullanıyor herkes. Yani insanlar teknolojiye uzak değil artık. Yani yapılabilecek her şey insan beynine adapte oldu. Onun için bunu yapmak, hani insanların aklını kaçıracağı hareketler değil artık gözümüzde. Bu noktaya geldik. Kliniklerde de bence çalışan personel olsun veya mesela bizim kliniklerde pet shop bölümü dediğimiz bölümler var içeride. Oraya bile robotik koyup ürünleri vitrinden müşteriye sunan bir robot olabilecek bence. Yani birçok sektör, artık mesela barmen, onu anlatıyordum. Burada geminin içindeki bir bar var. İşte atıyorum diyorsunuz, seks on the beach kokteyl istiyorum diyorsunuz. Hemen tık tavandan tık tık robotik kollar koyuyor, shaker'la sallıyor. Kaç milim? 40 cc, 50 cc neyse artık. 100 cc. Ona göre söylüyorsunuz, ona göre hazırlıyor kollar ve çalkalıyor aynı şekilde size bardağıyla servis yapıyor. Yani şimdi ne oldu? Oteller bir barmen çalıştırmak ne kadar? 20.000. Sigorta ne kadar? 3.000. Etti 23.000. Nakliyesi, gelmesi, gitmesi, yemesi, içmesi 30.000. Yani minimum asgari ücretli otelde bir barmenin minimum maliyeti 30.000. Şimdi atıyorum belki 100.000 liraya bu kolları alacak, şeye gerek kalmayacak. Hatta barmenin yanında bir de barmaid mi diyorlar, o bardaki şeyleri yıkayan bayanlar veya erkek arkadaşlar. Onu da almayacak, robot tık tık servis yapacak, sonra şşşt yıkayacak, koyacak bardağa ya da şişeyi neyse. Yani teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bizler de buna ayak uyduracağız. Buna ayak uyduracağımız zamanlar yaklaşıyor. Ona göre önlemlerimizi alacağız. Hayatımızı artık onlara göre artık evrimleştireceğiz. Belki biz klinikte 7-8 kişi, 10 kişi çalışmayacağız. 3 kişi çalışacağız, 2 kişi çalışacağız ama belki 6-7 tane robot olacak. İşte 50 yıl robotlar olacak. Yani gibi zaman geliyor. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Ve İşte gittiğimiz ülkelerde de bunlar yaygınlaşmış. Garsonlar mesela, robotik garson çok fazla var. Pizzacıda robot getiriyor, götürüyor, getiriyor, götürüyor. Ne oldu? Bir tane garson yok. Hatta bölümlendirmişler araları. Bir robot buraya bakıyor, bir robot buraya bakıyor. Yani 10 masa, 10 masa, 20 masaya 2 tane robot. Düşünsenize, yani iş yeri bizim 23-24 yıllık bir filmimiz var. 25 yıl artık evladımız, 30 yılda oğlumuz götürse sektörü, bir tane robot, iki tane robot aldığınız zaman birçok şeyi karşılayacak. Yani 30 yıl, 50 yıl personel çalıştırmaktansa robot alıp böyle gidecek gibi sanki hayat. İşte dediğim gibi barmenlik, ileride Google araçlarda şey yapıyor artık, yazıyorsunuz kodlayarak araç sizi götürüyor. Artık şoförlük bile, tır şoförleri bile kalkacak diyorlar konuşmalarda, yapılan çalışmalarda. Uzun yol şoförleriyle alakalı bir çalışma var şu anda. Yükleyecek buradan, kodu girecek Antalya'dan İstanbul'a veya işte atıyorum Singapur'dan Malezya'ya şu istikamette, şu hızda, sabit hızda gidecekler gibi gibi olaylar var arkadaşlar. Zaman çok hızlı ilerliyor, çağ teknoloji çok hızlı ilerliyor. Bizler de buna yetişeceğiz, ayak uyduracağız ama bu esnada da sokakta yaşayan canlılarımıza sahip çıkacağız. Bence gün gelecek ki onlara bile hasret kalacağız. Bunun için onlara sahip çıkalım, üzmeyelim, sokaktaki hayvanlarımıza suyumuzu verelim, mamasını verelim. Kendimize nasıl bir kedi, köpek, kuş besliyorsak onları da aynı sevgiyle, aynı şefkatle besleyelim. Bence insan
bir şeylerden uzaklaştıkça olduğu yere özlem duyar ve şimdiden sokaktaki hayvanlara karşı olan sevgimiz, ilgimiz buralara geldikçe daha çok hissediyorsunuz. Onların ihtiyacı olduğunu, bir şeylere, yemeğe, barınmaya ihtiyacı olduğunu. Bunun için zaten mücadele veriyoruz. Barınakta inanılmaz derecede klinikler bağış yapıyoruz. Bağış yapmaya da, sokaktaki beslenmeye de destek oluyoruz. Destek olmaya da devam edeceğiz. Arkadaşlar, görüşmek dileğiyle yine vakit buldukça işte telefonu sağa sola koyarak çekeceğim, sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, iyi günler dilerim.